Kas krampları, çarpıntı ve halsizliğinizin sebebi magnezyum eksikliği olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük magnezyum ihtiyacı ortalama kilo başına 5 mg magnezyumdur. Normal şartlarda eskiden bu günlük gereken magnezyum miktarını gıdalardan karşılayabiliyorduk. Ancak tarımda kullanılan gübreler, hava kirliliği ve işlenmiş gıdalar sebebiyle bitkilerdeki magnezyum ve besin içeriği gitgide azalmaya başladı. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Serhat Demirer. Bugün doktorun sana poliklinikte anlatmaya vakit bulamadığı ancak hayat kalitenizi derinden etkileyen magnezyum eksikliğinin sebebi belirtilerini ve doğru takviye kullanımını konuşacağız. Magnezyum vücudumuzdaki en önemli elektrolitlerden biridir. Basitçe anlatayım, sinirlerin doğru çalışmasını sağlar. Kasların kaslılık gevşemesini düzenler. Kalp ritminin düzgün olmasına katkı sağlar. Kemik sağlığı ve tansiyon kontrolünde çok büyük rol oynar. Yani magnezyum, vücudun elektrik tesisatı gibidir. Eksik olursa sistem karışır. Çoğu hastada hiç belirti vermeyebilir. Ama verdiğinde de çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Magnezyum düştüğünde vücut genelde şu sinyalleri verir. Kas krampları, seyirmeler, bacaklarda, ellerde, kollarda uyuşmalar ve karıncalanmalar, uyku kalitesinin düşmesi, migren ve baş ağrısı, kaygı ve stres gibi sorunlar, halsizlik, çabuk yorulma, titreme, konsantrasyon bozukluğu, çarpıntı, ileri durumlarda ritim bozuklukları ve nöbetler. Özellikle kalp ritmiyle ilgili şikayeti olan hastalarda magnezyum mutlaka akılda tutulmalıdır. Peki magnezyum neden düşer? Uzun süreli ishal veya emilim bozukluğu, alkol kullanımı, kontrolsüz şeker hastalığı ve bazı kullandığınız ilaçlar. Bunlar hangileri? Mide koruyucuları, idrar söktürücüler ve bazı kemoterapi ilaçları. Bir kritik nokta daha, magnezyum düştüğünde çoğu zaman potasyum ve kalsiyum düşüklüğü de birlikte görülür. Magnezyum rutin kan tahlilleriyle basitçe ölçülebilen bir elektrolit. Ancak kan seviyesi ve hücre içi miktarı her zaman korele olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Açıklanamayan kas krampları, düzelmeyen potasyum eksikliği, nedeni bulunamayan çarpıntı ve uzun süredir mide koruyucu, idrar söktürücü kullanan hastalarda mutlaka derinlemesine incelenmeli. Gerekirse idrarla magnezyum atımına da bakılmalı.